Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Aralık Cumartesi Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Adana'da 9 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, bugün biliyorsunuz Kocaeli programımız vardı. 2 altınımız vardı, 3 tane banko adayımız vardı, maalesef ikisi geldi, birinde maalesef yüzümüz gülmedi, kuponumuz yapmış oldu. Yani ikililer çifte alacak, yani çifte olarak değerlendirdiğimiz koşular oldu. Sizlere tüm videolarımda da bazı zaman unuttuğum zaman da oluyor. Her zaman ben kafada verdiğim safkanları biliyorsunuz banko adayımız oluyor. Kafada önerdiğim safkanlar, kazanmaya yakın gördüğüm safkanları her zaman kafada öneriyorum. O yüzden şimdi de söyleyeyim. Kafadaki atları her zaman ben birinci at olarak verdiğim zaman her zaman çifte alıyorum sevgili dostlar. Çifte alıp da kazanan arkadaşlarımız oldu. Çiftelerden bari yüzümüz güldü. İnşallah akşamda İzmir koşularımız var. Daha İzmir koşularımız başlamadı. Sevgili saatlerimiz 18-16'yı gösteriyor. Evet, daha 45 dakikamız var. Ben de bir Adana programını, şablonumu çıkarttım, hazırladım. Burada da 3 tane güvendiğim banko adayım olacak. Bakalım, inşallah yanılmayacağız. Evet, birinci koşu 14'te start alacak. Şartlı bir mücadele. 2 yaşlı İngiliz'e 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, hem orijin olarak bakıldığında birbirlerine çok çok yakın galop yapıp çalışma çıkartan safkanlarımız biraz sürpriz gibi bitecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Ben burada fazla ata yöneleceğim. İlk şans safkanım 4 nolu Merdo diyeceğim. Mücahit Bayır'la ikinci atım 5 nolu safkanım Müslüm Çelik'te. Üçüncü atım 2 sonradan 1 7 ve 10 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Birinci altın ayağımızın başlangıç ayağında. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 4 yamak 2-1 koşu 4 büyük var Arapların 2200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, inatçı karakterine Domaniç, ben Yusuf Cengiz'e 1-2 adım öne çıkartarak sizlere ilk şanslı safkanım olarak önereceğim sevgili dostlar. Evet, burası da zor gördüğüm bir koşulardan biri. İkinci ayağımız, birinci altlı ayağımız, ikinci ayağı sıralamam sonradan 1 nolu Akdeniz Fırtınası olacak. Üçüncü atım 3 nolu safkanımız sonradan 6, 8 ve 4 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şan vereceğim. Önceliğim Dominic olacak tabii ki sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuza geçelim. Handikap 15-1 mücadele. 3 yaşlı İngilizlere 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 plasa ve 1. üçlük ayımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet, bana desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Videomu bir beğeni tuşuna basmayı da unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Desteğiniz sadece bu olacak. İnşallah bunu videomuzu daha da ön plana çıkartırız sevgili dostlar. Evet, burada banko adayımız olacak sevgili dostlar. O da 1 nolu Strak diyeceğim ben. Yaptı son 2 çim yarışından sonra bir kum performansına çıktı Adana'da. Handikap 14'te 1400'de bu mesafede iyi bir koşu çıkarttı. Ben etkili bir koşu gelecektir. Uygun bir grupta da start oluyor. Ben Nizamettin Demir'le banko adayım olacak. 1 nolu safkanımız benim bankomdur. Arkasını 2 nolu Power Rhythm ve 6 nolu Alator diyeceğiz. İkili için önereceğim bu iki safkan. Gelirse iyi bir ikili alırız burada sevgili dostlar. 1 nolu Strak benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet, 4. koşu 2. altılık ayımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 14 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek. 1 nolu Çilekeş ve 3 nolu safkanımız ekür olarak start alacaklar. Evet, benim burada banko adayım ekürler olacak sevgili dostlar.
bir nolu çilekeşli, 3 nolu Angel of Sand ekür olarak start alıyorlar. Evet, benim banko adayım 3 nolu safkanımız. 2. altı gayemin başlangıç ayında güvendiğim bir safkan. İyi bir koşu çıkartıp ekür üstünde ben birinciyle en güçlü adaylardan biri banko adayım olacak sevgili dostlar. Tabii ki rakip hanesinde yazılacak çok safkan var sevgili dostlar. İlk yarış hayatında güzel bir birincilik elde eden 5 nolu safkanımız olabilir. 4 nolu safkanın 161 günlük bir arası var olabilir. Ben bunları ikincilik için deneyeceğim. Arkasını 4 ile 5'i bağlayıp 1-2 ile burada deneyeceğim. 3. koşta 1 nolu safkanımız bankomuzdu. Burada da 3 nolu safkanımız ekürler bankomuz. Çifte de önerebileceğim safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuza geçtiğimiz zaman handikap 15 bir mücadele 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. beşlik ayımızın da başlangıç ayağı olacak. 13 safkanımız mücadele verecek. Evet, burada ilk şanslı safkanım benim Sarraf Baba diyeceğim ben. Ali Şenbağar'la yaptı. Son iki koşusu da harikaydı. Adana pistinde 1500'e ikinci, son koşusunu 1300'e kazanma başarısı gösteren 3 nolu Sarraf Baba benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım 5 nolu Yücel diyeceğiz sevgili dostlar. O da 1200'de iyi bir koşu çıkartıp kazanmıştı. 1300'e ikincilikle ayrıldı pistten. Yücel'den de etkili bir koşu gelecektir Özcan Yavrum'la. Sonradan 2 nolu safkanımız Sarı Sıcak sevgili dostlar. Mert Gökalp Aslan'la ilk defa buluştu. Yaptığı Adana pistinde gerçekten üst üste kazanma başarısı gösteren 2 nolu Sarı Sıcak'a da bir çarpı atmak doğru olacaktır. Böyle burada bir tane bomba isim söyleyeceğim sevgili dostlar. Yeri olan arkadaşlar 13 nolu Gözce'ye çok çok dikkat diyeceğim. Ben yarın kuponumda şans vereceğim 13 nolu Gözce'ye de. Evet, 6. koşu 1. altılı gayanımızın da son ayağı olacak sevgili dostlar. Handikap 14 bir mücadele 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 4'lü gayanımızın da başlangıç ayağı 1. altılı gayanımızın son ayağı olacak. Evet, burada 4 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şanslı safkanım Bordo Mavi diyeceğim sevgili dostlar. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti ve Hişmanlı da ikinci kez yola devam dediler. 8 nolu Bordoma benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 5 nolu safkanımız İsa Demir'le yaptığı son koşusunda kazanma başarısı göstermişti. Yine etkili bir koşu gelecektir. Sonra 7 nolu Çarşı Ağası ve de 6 nolu King of Solid'e de Saadettin Boyraz'a çok dikkat diyeceğim. Ben sıralamam 8, 5, 7 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet, 7. koşumuz şartlı birin diğer bölünen bir ayağı. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda ilk defa start alacaklar. 2. üçlü gayemizin başlangıç ayağı. Burada da sıralamam 1 başta olmak üzere 2, 6, 9, 8 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim sevgili dostlar 7. koşuda. Evet, 8. koşuda birazcık videomu hızlı hızlı geçeceğim sevgili dostlar. Çünkü 10 dakikaya sınırlı bir programımız var. Maalesef bunu bir türlü aşamadık. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Vaktinizi de almamak için. Hem de videom yarıda kalmasın. Evet, şartlı 3 bir mücadele 8. koşumuz. 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Ekürlerimiz olan 7 nolu Çıma Çıma ve de 8 nolu safkanımız ekür olarak start alıyor. Evet, ben burada ekürler ilk şans safkanım 8 nolu Mr. Rain diyeceğim. İkinci atım 9 nolu Miss Me ve de son olarak 2 nolu Caravaggio diyerek burada da 3 safkan yeterli olacaktır sevgili dostlar. Evet, 9. koşumuz 6'lı gayemizin, 2. 6'lı gayemizin son ayağı handikap 14 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımız mücadele verecek. 2 tane ekürümüz var. 2 nolu Ayza Hanım, 9 nolu Şafak Şahane, 7 nolu Gökbörü ve de 8 nolu Melike Nur ekür olarak start alacaklar. Evet, benim burada banko adayım olacak sevgili dostlar. O da kim? 1 nolu Tatlı Üçer Nizamettin Demir'le artık kazanma bende çok çok yakın. Özel'i birinciyle ben yakın diye düşünüyorum. Banko adayım olacak. Tabii ki bunun ciddi bir rakibi var. O da ekürler 8 nolu Melike Nur olur diyorum sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Adana şablonum buydu. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.